Yani tam da İklim Bakanlığı kurulmuş. Bizim bakanlık çalışanları ya da o bilim kurulu ayağını denk alması gerek. Onların işlerini anlaşılan bitirecekler. Ne oldu ya? Allah Bill Allah. Gates'le birlikte İngiltere'de bu iklim konferansının bir ajansı kuruluyor. Çalışmalar başlamış. 2022'de aktif hale gelecekmiş. Bu projeye göre bütün 185 ülkeyi konferansa bağladılar ya. 185 ülke uydudan izlenecek. Yer istasyonlarından, ajanslardan ve monitörler üzerinden izlenecek. Meteoroloji bilgileri, astronomi bilgiler, jeolojik bilgiler yapay bir zeka tarafından, özel bir yapay zeka yapılıyor ve bütün dünya ülkelerinde bu sözleşmeye bağlı yönetim yapay zeka tarafından yapılacak. Yani şimdiden Bütün veriler bir merkezi merkezde bilgisayarda yapay zekanın altında toplanacak ve bunların analizini eden yapay zekaya da kim ne müdahaleler. yapacak? Yani o yapay zeka artık hükümetlerin üstünde bir kuruluş olarak bu sözleşme şemsiyesi altında dayatılacak. Yani o sanal diktatörlük, sanal Başkan faşizmin Erdoğan ilk dilinde. Adımı atılmış. MTI mı? Yok, MET MET. adı verilen yeni bir süper Güzel mi olmuş? Neyin bilgisayar. aşırı Yani kısaltması Yani onu aşırı mı? tam şu anda bilmiyorum. Magnificent bir şeylerdir o yani. Yani Microsoft'ta aynı şekilde Met ofisini o da kurmuş. Microsoft'ta bunun tanıtımını yapacak. Dolayısıyla Bill Gates zaten sistemin içinde. 2022'de süreç başlayacak. 2032'ye kadar 10 yıllık bir senaryo hazırlanmış. Başlangıç 2022. Birinci etapın tamamlanması 2027. Sonuçlanması 2032 olarak senaryolaştırılmış. Sera gazından oksijen, bütün dünyadaki bütün gelişmeler uydu Starlink'ler tarafından izlenecek. 5G monitörleri tarafından, 5G network üzerinden resmi rakamlar analiz edilip bu yapay zekaya gönderilecek. Dijital God aktifleşiyor demek. Yani işte siber tanrı geliyor. Yani, evet. Yani peki bizim bakanlıkta acaba kaç kişi şu anda böyle bir şeye hazırlar? Kendilerini kimi yöneteceğini biliyorlar mı? Yani Allah onları affetsin ya da niye affetsin ki Allah? Allah'a havale edelim gitsin.